Peygamberimizi memleketimizden, evimizden, gönlümüzden, hayatımızdan kovuyor muyuz, kovmuyor muyuz? Eğer biz ona, kendi peygamberimize, biz senin yaptığını yapamayız. Sen peygambersin, o peygamberdi. O öyle yaptı ama o peygamberdi. O çok büyüktü, o çok temizdi. O çok kamildi. Deyip hayatımızdan, gönlümüzden kovuyorsak, ben aciz biriyim, günahkar biriyim, ben yapamam. Ben kendi bildiğim gibi yaparım. Deyip onu gönlümüzden kovuyorsak, aynı şekilde evimizden kovuyorsak, eğer Resulullah Efendimiz evimize gelse, gönül rahatlığıyla içeri alabiliyorsak sorun yok demektir. Yoksa içeri almadan önce bir sürü düzeltme yapıyorsak ya da bize gelmesin, biz müsait değiliz diyorsak, durun bir televizyonu kapatalım, şu kanalı değiştirelim, şurayı şöyle düzeltelim, çocukları da böyle giydirelim, farklı bir hal alalım diyorsak, kovmuşuz evimizden. Aynı şekilde hayatımızdan kovmuş muyuz, kovmamış mıyız? Ona da bakıyoruz. Eğer hayatımızı yaşarken Resulullah Efendimiz olsaydı nasıl yapardı deyip öyle yapmaya çalışıyorsak, Resulullah Efendimiz hayatımızın içindedir. Beraber yaşıyoruz. Hayatı beraber yaşıyoruz. Değilse, kendi bildiğimizi yapıyorsak, başkalarının söylediği gibi yapmaya çalışıyorsak, bu durumda onu hayatımızdan kovmuşuz demektir. O çok büyüktür. O çok temizdir. O başkadır, biz başkayız deyip ne yapmışız? Kovmuşuz demektir.